Merhabalarım, ben Serdar ve GTA 4'e hoş geldiniz. En son sizinle birlikte neler yapmıştık, neler yapmıştık, neler yapmıştık. Hemen 5 dakika döneceğim. Tamam, şu anda döndüm. Çok güzel. Normalde facecam'de yapmayı düşünüyordum. Fakat şey çok kötü oldu. Oyunun performansını çok kötü etkiledi. Bilgisayarım gene birazcık zayıf geldi o yüzden. Ya bir şey için zayıf geldi. Ama facecam'li videolarım da olacak yani, merak etmeyin. Mesela Outlast'ı falan hep facecam'li düşünüyorum. Veya başka bir oyuna daha başlayacaksam. Başka bir oyuna daha başlamam herhalde ya. Ama yani ya zaten GTA ya, o kadar da facecam'e ihtiyaç yok. Ama Mass Effect ve Outlast'ı facecam'li düşünüyorum gerçekten zaten. Mass Effect eski bir oyun, onu aile aile yapması gerek. Yani kasmadan çalıştırabilmesi gerek. Hadi bakalım, şimdi nereye gidiyoruz? Hatırlarsanız en son bir tane arkadaşla buluşma ayarlamıştık. İnternet kafe üzerinden. İlk kez bir tane adamı çöp kutusuyla eziyorum. Ben bunu bir GTA'da ilk kez yapıyorum bu arada. Onu da söyleyeyim. Az önceki olay. Ha işte ne dedi, buluşma ayarladık. Onu halletmeye gidiyoruz. Adamımıza pusu kuracağız. Tuzak kuracağız. Neyse. Outlast'a başlayacağım bundan sonra. Tabi ilk önce 10.000 afap özel vlogunu ve videolarını falan yapmam gerekiyor. Onları bir halledeyim. Hedefe vardınız diyor. Pompalı tüfekli içeri de alacağım bakalım. Yok yok, normal yürüyerek git. Aha. Kadın hiç takmıyor bile. Ne olsun, elinde pompalı tüfekli yürüyorum. Yani Liberty City'deyiz, alışmamız lazım. Sen de hiç takmıyorsun ha. Neyse hadi bakalım. Bakalım e-mailimize neler var. Posta kutusu 1. Döverim ben bu adamı. Kuzen Nico mu? Hadi. Yani artı 8. Salı günü saat 8'de buluşma mı ayarladım yani? Evet. Kaydet bakalım. Hadi bakalım, şimdi de main'in görevini yapacağız. En son sokakların escort'u adlı görevi yapmıştık. Bugün şey ne peki? Randevularını enter tuşuyla telefon menüsündeki enter ile öğrenebilirsin. Ben üst tuşa basmayı planlıyorum. Aa, bugün pazartesi, daha var yani. Daha bir gün varmış, o kadar da fazla yokmuş ama. Şimdi nerede buluşacağımızı da bilmiyorum. Hiç sorun değil. Şuraya doğru ilerleyelim, benim için yeter. Oba! Hay bakalım, randevular ne? Salı günü. Fransız Tom ile buluş. Nerede buluşacağın hakkında hiçbir fikri yok tabi. Direkt havada buluşacağız biz. Gökyüzünde buluşacağız, yeryüzünde sonra ineriz. Budur yani. Neyse. Adamlar tabi yani küfürleri saydırıyorlar arka tarafta. Çok sevgili Liberty City sakinleri, çok saygılı, terbiyeli Liberty City sakinleri, çok güzel araç süren, son derece akıllı davranan. Şunu şuradan geçirelim. Burada bir adam varmış. Dur bakalım kim bu adam. Buradan mı geçiyoruz? Yok, buradan geçmiyoruz. Daha var. Çekilin yoldan, çekilin yoldan, çekilin yoldan. Ben manyağım. Sizi de ezmek istemiyorum. Lütfen, lütfen. Please. Please yol veriniz. Sen kimsin koçum? Aa, sen şeysin. Batman. Batman'ın... Yok, Batman bu. Şey, Little Jacob'un adamı. Ne oldu be? Abi seni test etmiyoruz zaten. Tamam, Rusların canını okuyalım. Hadi bakalım. Gel hadi arabaya inelim. İlk kez bir şey anladım. İlk kez bir şey anladım. Bu adamın ilk kez derinden bir şey anladım. Adamlar Rusları öldürmek istiyor. Nikola Rusları öldürmek istiyor. Tamam, araba buluruz.
Araba buluruz, sorun yok. Kuzey lan gel, gel bakalım. Atla bakalım. Adamları öldürmeye gidiyoruz resmen ya. Pis gangsterler, pis gangsterler. Siz benim adamımın bölgesinde anlaşma mı yaparsınız? Edepsiz bunlar Batman, edepsiz. Batman, buradan sonra sana Batman diyeceğim. Hadi bakalım. Hadi bakalım, Jamaikalılar artı Balkanlılar Ruslara karşı süper bir ittifak olsun. Sen de çok terbiyeliymişsin maşallah. Tabi söylediğin küfürleri anlamak için çok uzun uğraşlar gerek, çok büyük uğraşlar gerek ama bunları mı öldüreceğiz? Hayal kaptan direkt ardında alırım mı ya? Direkt aradan geç, hepsini öldür. Gelin bakalım, ikinci tur. Kimler hazır ikinci tur için? Lan! Lan! Al! Al! Gel gel gel. Al bakalım. Sen kime? Ha 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 ha. Sen kimden kaçtığını sanıyorsun? Pislik herif seni. Beni biliyorsun ahbap. Beni biliyorsun. Bir şey söz verdiğim zaman yaparım. Batman, Robin. Hadi bakalım. Görüşürüz Batman. Sana bol şans gelecek savaşlarına mı diyeyim artık? 500 dolar aldım. Ama cana ihtiyacım var. Can yoktu herhalde burada ama araba var. Araba güzel bir arabaydı. Araba bana ver, arabayı bana ver. O arabadan lütfen çıkalım efendim. Yok yok yok, öyle iş, yok öyle iş. Oba, hemen buradan. Polis abi, ben bir şey yapmadım. Siz devam edin yolunuza lütfen. Saat kaç oldu? Ona bir bakalım. Saat 1.14, 7 saat var şeye. French Town'la olan buluşmaya. Ben ne yapayım o zaman? Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Yok mu artık bir şey ya? Bir ammunition'a gidelim. Bir silahçıya gidelim, bakalım silahçıda neler var. Pompalı tüfek mermisi alayım. Pompalı tüfekleri seviyorum. Şurası açılıyor mu diye baktım. Açılmıyor herhalde diye bir tahmin yürüttüm. Roman. Ne oldu Roman? Nasıl gidiyor? Evet evet hadi. Bir saat mi? Bir saat içinde nasıl alacağım onu adamı? Şehrin ta diğer ucunda. Aa, yakınmış be. Çok çok yakınmış aslında. Hadi. Dur geliyorum. Silahçıyı boş ver. Silahçıdan sonra alırız. Telefon rehberinde ha iptal edebiliyormuşum. Yok, iptal etmek istemiyorum. Şu anda Roman'ı alıp bir tane biraz bilardo oynamak istiyorum. Neden diye sorarsanız biraz sonra görev başlayacak. Başlayacak mı bugün? Salı oldu mu? Evet bugün salı oldu. Salı saat 8'de görev vardı. Ve görevin de iptal edilmesini istemiyorum. Yapalım bitsin. Geçelim artık bu görevi. Ve sonra ana hikayeye baştan döneriz. Bruce'nin görevlerini boş verelim bir yerden sonra. Lütfen gerçek. Aa bunlar hep uyuşturucu satıcıların arabaları. Hadi bakalım. Şimdi ne diyecektim ben ya? Bunun daha şey var. Bir tane DLC'si var da. Eğer zamanımız yetmezse de oyunu bitiremezsek GTA 5 çekmeye başladıktan sonra ancak bitebilirse bu oyun. DLC'lerini çekmeyeceğim. İlk önce GTA 5'i bitireceğim. Sonra belki DLC'lerine dönerim. GTA 3'ü yapamam. Ben beceremiyorum oyun oynamayı. Alışamadım onun kontrollerine. O yüzden onu bıraktım. GTA Vice diye başlamayacağım. Çünkü GTA 3 ile GTA Vice'in şeyi, mekanikleri aynı. Sadece şehir farklı. İşte birkaç da özel bir şey daha farklı ama.
Hani San Andreas ile Vice City arasındakinden daha fazla bir fark yok. Dur, orada bir adam var da. İlk önce Roman'ı almaya gidelim bir. O adamı sonra şey yaparız. Bir tane daha mı adam var? Şehran oluyor ve her tarafta tanıdık çıkıyor. Oo Nico. Oldukça popüler bir adamsın görüyorum da. Yani Nico sonuçta değil mi? Oha bir tane daha tanıdık. Yok o zaten aynısı. Gel gel gel. Ne var ne? Arkadaşıma korna bastım yani sana ne? Hadi let's move. Let's move. Nico B in the house. Man, sometimes I cannot believe you are here with me. Really, I can't. It's hardly been a lot of fun since I turned up, cousin. Correct. It has been a fucking nightmare, but that's not the point. Yani bir şey döndü. No, the point is, fuck it. Evet. Şey, amaç bu zaten. Fuck it. And we are making trouble for any fools who get in our way. If you say so. I do say so, man. I do. I just did. Bunlar Türkçe çevirmediler mi? Whatever shit we get into, man, it's good. Thanks. Sadece galiba ana görevleri çevirdiler. Bunlar hep şey oldu, İngilizce kalmış. Sure. I miss things about home, but I think things are ruined now. Neden? Şey diyor, evimi çok özledim diyor, evim hakkında şöyle çok özledim diyor ama. Çok ya, çok çok. Rus mafyaları evlerimizi yakıyor. So is home. And here it is okay to be an eccentric go-getter businessman with a taste for fine women, wine and song. Abi belli zaten çok şey onların içinde yaşıyoruz. This place has made you sick. Fuck you. I'm an individual, my friend. One of a kind. O belli zaten hani ilginç bir birey olduğun belli. There's only one thing I'm better at than playing pool, Nico. And as a man, you won't get to see me in action. Tabii. Hadi bakalım. Bilardo oynayalım birazcık. Nasıl oynandığını bilmiyorum ama. Tamam buradan yapalım işte. Devam etmek için LMB. Tamam. Hizalı. Ha buradan A ve D'den hareket ettiriyoruz. İnce yer çekmek için boşluk. Ha yok bu şey yapıyor. Bu mouse'dan nereye vuracağını belirtiyor. Tamam. Bu ne lan? Bu ne saçmalık? Whoops. Değmez tabi. Ne diyecek? Hadi hadi. Hadi beyaz top girsin, beyaz top girsin, beyaz top girmedi ve benim için orada bir tane gol, altın bir fırsat kaldı. Oradaki kırmızılı yerine sokabilirim belki. Hah. Ben birazcık şöyle vurayım. Şeye gitsin. Hadi şöyle. Çok saçma sapan bir şey. Tamam böyle olur, böyle de olur. Böyle de olur. Şöyle vuralım o zaman. Peki. La. Not quite what I had in mind. Evet. Nico, I don't like to stop things halfway through. Ask any lady, I always satisfy. Ya abi git kardeşim ya. Let's go now. Hadi gidelim. Çekemeyeceğim şimdi bir de bilardoyu. San Andreas'taki bilardo ne kadar kolaydı kontrol etmesi. GTA 4'te baya böyle bir şey yapmışlar, saçmalamışlar. Oo, oraya doğru mu götüreceğim seni? Çok fazla yol ya, çok fazla yol. Roman, ne yaptın sen dostum? Ne yaptın sen kanka? Oraya kadar götürecek miyim ne? Ne oldu bir şeyler olacak yani. Neyse. Hadi bakalım. Ama yani Roman ayıp yani. Oraya kadar götürmek ayıp. İnsan bir taksi tutar yani. Kuzenine, kendi öz kuzenine götürür. Yani normal, doğal, çok doğal bir şey. Benim hatam. Benim hatam Roman. Affedersin benim hatam. Şimdi. Geçelim şu aralardan. Arabamızı, arabamızın ve belediyenin canını okuyarak devam edelim. Cerveza şah, camden sokak mı? Haa, uykum geldi. Çok kötü şey oldu. Ben böyle oldu bilmiyorum. Çok kötü hissetmeye başladım birden. Uykumu alamadım herhalde. Sabah çekiyorum bu videoyu. Rendeliyorum önüne doğru. Akşam olmadan da video atılmış oluyor inşallah. The Valley Boys taking over your town!
Ne olan? Roman gene gaza geliyor. Roman gaza gelme. Sen gaza geldiğin zaman kötü şeyler oluyor. Hadi bakalım. 5 dolar verdim. Pislik herif. Her geçişimizde para veriyoruz sana. Köprüden geçmek için. Her geçişimizde para vermek zorunda mıyım? Belki param yok yanında. Belki acil bir şey var karşı tarafta. Allah Allah. Ne var yani? Ne var? Neyse. Sonrasında acil bir şey varsa ters şeritten gidelim. Hiç sorun olmaz. Crazy man. Aa, Roman şey sürüşlerime konuşuyor. Bir kere sen yargılayamazsın benim sürüşlerimi Romancığım. Canım benim, ahbabım. Benim sürüşlerim iyidir. Güzeldir. Hadi bakalım. Hadi git. Call me cousin. I'll see you soon. Hadi görüşürüz. Kim sıkıyor lan? Aa şey konuşuyorlar. Neyse. Saat kaç oldu? Saat daha 5. İyi, ben o zaman bir ammuna işine gidecek kadar vaktimiz var mı? Ammuna işine gitmemiz gerekiyor çünkü şu anda. Yo, diğer taraftan dönüyorduk değil mi? Yanlış taraftan dönüyorduk. İyi. Ammuna işinden silah almam gerek. M4 varsa M4'ü almayı bir deneyeceğim. Olmazsa şey, pompalı tüfeğe mermi alacağım. GTA 5'te bunlar daha gerçekçi olmuş. Silah alırken çok pahalı ama sonra şey alırken, cephane alırken çok çok daha ucuz hale geliyor. Yani onlar daha güzel olmuş. Böyle üstelik ekipman falan da takmışlar. Artık ekip şeyde takabiliyorsunuz yani böyle alet edevet takabiliyorsunuz silahlarınıza. Çok hoş olmuş. Çok hoşuma gitti o özellik benim. Hani GTA 5 beni tatmin etti yani, onu söyleyeyim ben. Birlikte oynamayı dört gözle bekliyorum. Hatta ara sıra GTA Online'a da gireriz. Onun bir GTA Online'ı var. İsteyenler olursa. Hatta ben GTA 5'i eğer sıfırlarsam şimdi girebiliriz GTA Online'a. Şimdi derken yani bu aralar gene bir etkinlik yapabiliriz. GTA 5'i sıfırlayabilirsin tabi. Etkinlik derken ne gibi etkinlik? İşte Samp'ta yaptığımız gibi GTA Online'da da bir yerlerde böyle şey yapabiliriz, toplanabiliriz. Güzel olabilir. Tabi onda şey roleplay gibiymiş serverler, onu da fark ettim. Yani daha çok roleplay tarzındaymış. O da hoşuma gitti açıkçası. Yani ve sürekli dinamik bir şey. Sürekli bir şeyler ekleniyormuş. Daha hiç oynamadım, fırsat bulamadım. Şeyden single player'dan ama... Of, zaten az olan canımın içine ettim böylece. Bakalım şeyi nasıl, görevde nasıl dayanacağız. Neyse, sağdan soldan... Ya bir yerden can buluruz ya, sorun olmaz o. Randevu hatırlatıcı. Tamam. Yok, çok da önce girmeyeceğim de. Ha, orada. Ya onda mı kalple gösteriyorsun? Ey edepsiz. Neyse. Hadi bakalım. Randevu. Tam orayı işaretledim. Radardaki simge randevu simgesini gösteriyor. Saat 7 mi oldu? 6 oldu. Daha varmış. Aha, Amunation da burada. Allah Allah, neyin kafasındayız ya? Dur bir sakin ol. 2 saatte oraya rahat giderim ben. Şey için rahat tut. Ben hallederim. Ben de. Aa, bu güzel bir örnek bu dedi. Daha sonra tekrar mı uğrayın? Nasıl ya? Pompalı tüfek yok mu kardeşim? Aa bak, pompalı tüfek. Hah. 8 pompalı şarjörü 100. Oha. Daha kurşundan daha fazlasını alamıyormuşum. Tamam, sorun yok. Örnek modeli de daha sonra tekrar uğrayın diyor. Alamıyorum. Bu. Hah, çelik yelek işime yarar şu anda. Hem de nasıl işime yarar. Tamam, hadi görüşürüz ahbap. Seni bayağı zengin ettim ben bunda. 1000-2000 dolarlık bir alışveriş yapmış olmalıyım yani orada az önce. Sonra en azından pompalı mermimiz var yani. Yeterince pompalımız var. O iyi bir şey. Hadi çalış araba, beni yürüttün yer yolda bırakma. Yer yolda daha çok kaldırıldı. Çekil. Ya çekilin. Al. Ha, araba çok sağlam durumda. O da aşağıya düştü. Çok sağlam durumda şişeleri bırakıyoruz. Size bir, benden bir tavsiye. Niko'ya bir şeyi emanet etmeyin. Ya da bana. Sağlam çıkacağını hiç zannetmem.
Çok güzel. Buluşmaya da süper bir arabayla gidiyorum şu anda. Üzerinde de çelik yelekle gidiyorum buluşmaya. Zaten daima ben böyle giderim buluşup genellikle randevularıma. Çelik yelek. Şimdi sırf buluştuğum kişi güvende hissetsin diye. Ya başka hiçbir amacı yok. Burada mı? Bu mu? İlk yer bu mu? French Tom restoranda git bul. Oo, bu öleceğiz, öleceğiz. Elektrik çarpacak. Aa, çok hoş bir manzara oldu bu. Şey yaptık, yangın musluğuna çarptık. Yangın musluğu sürekli yukarı şey yapıyor. Evet, direkt böyle dalacağım içeri ben. Hadi bakalım. Hey, are you my day? Thank God. You never know who's going to turn up when you've met someone online. Tabii. Yani dikkatli olman gerekiyor. Belki buluştuğu adam seni öldürmeye çalışabilir. Nico, what do you do? I do a lot of things. What's your job? Chill out, hot stuff. We haven't even... You're packing... Görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Dışarı çıkabilir miyiz lütfen? Get out of the car. Teşekkürler. Gidip de şu adamın görevlerini falan yapalım. How was your day, bro? Not so good. I don't think we'll be seeing each other again. I don't think you'll be seeing anyone. Mickey, you're an ass. Anyway, your profile's still up there, bro. There's all sorts of crazy pitches on that site you can get into. Real freak, you know? I'd be getting involved in some of that internet same shit, but I only date models. Hadi görüşürüz. Bu adamı dinleyemeyecektim ben. Özür dilerim. Şuradan tabanca mı alalım elimize? Çünkü hemen gene bir olay var burada. Comrades mi? Didn't I see you at Comrades Bar? Well, that bar, Mickey's place. I'm sure you was one of those cubby bastards used to come in there. I remember you. Hayır, ben şey değilim. Hala da sarhoş. Büyük bir ihtimalle. Büyük bir ihtimalle. Over that shit. Good for you. Yeah. Çok iyi. Yes, sorry. I'm a new man. Not dependent. Aferin, saadete gelelim şimdi lütfen. No more drink, no drugs. Even gave up hookers. Aferin sana. Aferin aslanıma. Why are you telling me this? It's good to show you. Cool. I'm a positive person now. Pozitifsin. Şu anda benim pek çok pozitif olduğunu söyleyemem. Özellikle Nikon'un adamın sonuçta evi yandı, Rus mafyası peşinde uyuşturucu tacirleriyle savaşıyor. Ha, saadete geldin. Adamın ağzını burnunu kırayım mı? Anlaşıldı, geçebiliriz. They're just off Montauk in an alley. Hadi bakalım, bir araca bin. Gel gel gel. Bu araba güzel benziyor açıkçası biraz. You'd be amazed by the things arkasına I've been doing since I cleaned up. I'm waking up before dawn, for Christ's sake. Obviously the DT's hit me pretty hard. O zaten olması gereken bir şey yani. Eğer o olmuyorsa demek ki sende bir problem var diyelim. Öğleden önce kalkıyormuş. Öyle şeyden önce kalkıyormuş. Öğle vaktinden önce. Hadi hadi seni çekemem. Tabii ki temizleyebilirim. Aranızdaki tüm sorunları çözebilirim. Hepsi sadece tek bir şeye bakar. Tek bir fişeye bakar. Pissing all over my couch. Plumber kicked me out on the street. You got a lot of İşte benim sayemde olacak. Al bakalım. Güzel. Sevdim bu işi. Tabii ki götürebilirim. Gel hadi. Shotgun kullanmaya bayılıyorum ya. Oh boy. That shook me up, man. The stress was too much. Bir de bana sor. How am I going to cope out here?
Who knows what I did when I was on the sauce? Ben de bilmiyorum. Adamın televizyonunu fırlatmışlar başkan. Hayır. Hadi bakalım. Anlaşıldı. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çocukluk da kalmanız dileğiyle. Bye bye.